Kutu gibi de olsa bir ev. Bir zamanlar kira öder gibi ona sahip olmak mümkündü. İkinci bir anahtar hatta. Kooperatifle ya da emekli ikramiyesiyle bir de yazlık. Tüm bunlar orta direk için ulaşılması imkansız hayaller değildi. Bugünlerde ise bırakın kira öder gibi ev almayı, ev alır gibi kira ödeniyor. Kabul edelim, bugünün gençleri ev kapmacı oyununda en zor bölüme düştü. Eğer şanslılar ve çalışıyorlarsa 3 aylık maaşlarına hiç dokunmadan son model bir akıllı telefon alabiliyorlar. Ama ev sahibi olmak için önlerinde geçmeleri gereken daha büyük engeller var. Peki bölüm sonu canavarını geçip mutlu sona ulaşabileceklerini düşünüyorlar mı? Gelin yanıtını onlara soralım. Şüheda, 1995 doğumlu, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. 2018 yılında Türkiye'nin en büyük finans şirketlerinden birinde işe girdi. İstanbul'da yaşıyor. Furkan, 1994 doğumlu, Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu. 2021 yılında Şüheda'nın çalıştığı şirkette işe başladı. Şüheda ve Furkan'ın ortalama gelirleri 6'şar bin lira civarında. Milyonlarca gence göre epey şanslılar. Çünkü TÜİK verilerine göre Türkiye'de 4 gençten biri işsiz. Eylül 2021 şartlarına göre bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 3700 lira. 4 kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 10 bin liraya kadar çıkıyor. Buna rağmen kayıtlı işçilerin neredeyse yarısı asgari ücretle çalışıyor. O da 2850 lira. Üstelik Şüheda ve Furkan 2021 yılında evlenip güçlerini birleştirerek upgrade etti. Ama o sırada bölüm sonu canavarı da boş durmadı. Son bir yılda enflasyon resmi verilere göre %19'a, bağımsız enflasyon araştırmacılarına göre ise %45'e yükseldi. Aylık kiramız 3 bin lira. 2 bin liraya yakın market masraflarıyla beraber. Gıda ve yani ev için masraflar var. Bir de dışarıda yediğimiz yemeklerde tabii. 1000 lira bir eğlence masrafımız var. Yani 2 haftada bir dışarı çıktığımızda 2 kişi 1000 lira harcıyoruz. Zaten dışarının fiyatları da belli. Tabii şey de var bunlara ek. Faturalar var bir kere. Kışın o yakıtla beraber yaklaşık 750'ye çok rahat yanaşıyordur. Yani hepsi beraber 750-800. Ki yine zam gelmiş. Yani dün zam gelmiş. Yani bir %15 elektriğe zam gelmiş. Yani onun dışında kalanlar aslında çok da keyfi olmayan ama şu şartlarda keyfi kalan şeyler oluyor. İşte ne bileyim bir parça gömlek gibi ya da ekstra bir bakım ürünü gibi. Şu an hali hazırda borçlarımızda olduğu için genelde maaşın hesaba yatmasıyla kredi kartlarına, bilumum diğer borçlara gitmesi bir oluyor. İşin komik tarafı ben işe girdiğimden beri 3 ay sonra düze çıkabileceğime inanıyorum. Her 3 ayda bir revize geliyor o düşünce. Belki bir 3 ay sonra değil. Şimdiyle karşılaştığımda ben öğrenciyken haftada 2-3 gün çalıştığım ekstra garsonluk içinde kazandığım parayla yani hemen hemen aynı konforda yaşıyordum ama hem öğrenciydim hem part-time çalışıyordum ve haftanın 3 günü çalışıyordum. Şu an 2 kişi çalışıyoruz. Yani baktığında ortalamanın üstünde bir maaş ama ya bazen bazı yerlerde konforun daha da düştüğünü yakaladığımız yerler de var. Şüheda ve Furkan'ın üniversiteye başladığı yıllarda dolar 2 lira civarında seyrediyordu. Tam o yıllardan itibaren Türkiye, kişi başına gelirin sürekli düşeceği fakirleşme sürecine girdi. Mezun olduk, iş hayatına atıldık derken dolar bugünlerde 9 lirayı geçti. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Dolarla maaş alıyor olsaydık Türkiye bugün bizim için dünyada ev alınabilecek en cazip ülkelerden biri olacaktı. Üstelik 2018'den beri 250 bin dolara ev alan yabancılara promosyon olarak vatandaşlık veriliyor. Ama Türk lirasıyla kazandığımız için dünya genelinde en fazla artış gösteren konut fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Eylül 2021'de Türkiye genelinde konut satış fiyatları ve kiralar pandemi öncesine göre neredeyse 2 kat artıp zirveye ulaştı. Şüheda ve Furkan ortalamanın üzerinde gelir sahibi olmalarına rağmen bölüm sonu canavarına karşı pek şansları olmadığını düşünüyor. Bir birikimimiz yok. Yapmıyoruz, yok. Yapamıyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani kumbara var. 1 lira atıyoruz arada birer ikişer bozukları. Ama toplasan çıksa 150 çıkar. O da zaten durduğu yerde enflasyonu yediği için. Çok da bir şey yani açtığımızda bir şey kalmayacak elimizde bir ihtimalle. Annem de babam da memur. Ben bir memur çocuğuyum ve eğer bir memur çocuğuysanız borçlanmadan
ev alabilme hayaliniz olamaz. Yani borçlanarak ancak ev alabilirsiniz. Annemle babam evlenip düğünden gelen işte o takılarla üstüne çok az bir onların da işte o zaman mark borcu alıp o da bankadan falan da değil tanıdıklarda evlenir evlenmez 2 ay sonra ev alabilmişler. Şimdi onlara bakıyorum, kendime bakıyorum. 3 senedir çalışıyorum. 3 senedir ortalamanın üstünde bir maaşla çalışıyorum. Ve ancak düğünden gelen takılarla borcumuzun bir kısmını kapatabildik. İstanbul'da ya da bizim oturduğumuz konumda buna benzeyen bir ev ya da buradan çok çok daha düşük kalite bir ev almaya çalışmışsa 550 bin liraya falan tekabül ediyor. Yani bunu sıfır zaten birikimimiz var. Kredi çekip almaya çalıştığımız onun da aylık ödemesi 9.500, 10.000. 1.2 milyon, 1.1 milyon arası bir geri ödemeye tekabül ediyor. Olur mu sorusunu bile sormadık. Yani yapabilir miyiz bile yok. En düşük fiyattan sıralayınca bile zaten alamayacağımızı fark ettik. Hani hayal kurmamıza bile izin yani vermedi bile. Gençlerde durum böyle. Tamam ama anne babalarının gerçekleştirebildikleri hayal onlar için bugün neden imkansız gibi görünüyor? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için zamanda kısa bir yolculuğa çıkmamız gerek. Şehir planlama ve ekonomi profesörleri Elif Alkay'la Ege Yazgan da bu yolculukta bize eşlik edecek. Hazırsanız ev kapmacı oyununun ilk bölümüne gecekondular zamanına gidiyoruz. Bir kere 1950'lere gelene kadar toplam nüfusun sadece %25'i şehirlerde yaşıyordu. 1950'lerden itibaren ucuz iş gücü kırsaldan sanayileşen kentlere akın etmeye başladı. Göçle birlikte ortaya çıkan konut sorunu gecekondulara göz yumularak geçiştirildi. 1980'lere gelindiğinde Türkiye'deki gecekondu sayısı 50 binden neredeyse 1 milyona kadar çıktı. Artık Türkiye'deki her 5 konuttan biri gecekonduydu. Adı üstünde gecekondu. Bir gecede kondurup bölümü geçebiliyordunuz. İkinci bölümde oyuncuların sayısı arttı. Artık nüfusun %44'ü kentlerdeydi. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçmiş, olağanüstü olanaklara kavuşan yatırımcılar inşaat sektörüne akın etmişti. Gayrimenkul ülkede en fazla kar getiren yatırım aracına dönüştü. Peki oyuncular bu bölümü bitirmekte zorlanıyorlar mıydı? Yanıtını Elif Hoca'ya soruyoruz. Şimdi 80'lere geldiğimizde 5 ayrı imar affı var. Orta gelir gruplarına diyelim ki kredi imkanlarıyla kooperatif sunusu, yapsata erişme imkanı varken bir taraftan bütün bu yasal olmayan konutlarda oturanlar için bu imar hakları üstünden aslında hem kentten bu rant artışından bir pay alma imkanı sağlanmış oluyor hem de ikinci kuşaklar için, çocukları için bir konut sunusu doğal olarak sağlanmış oluyor. Dolayısıyla sorun biraz sistemin kendi içinde ürettiği, biraz devletin göz yumduğu böyle bir ortamda çözülüyor diyelim. İmar afları, ikinci kuşakları da ev sahibi yapan gecekondular ve neredeyse her mahallede kurulan kooperatifler. Bu bölümü geçmek için kullanılan en yaygın yöntemler bunlardı. Müzik 2000'li yıllarda oyuna milenyum özel güncellemesi geldi. 1980'lerden itibaren doğanlar gençlik yıllarına Türkiye'nin dünya arenasında yıldızının parladığı günlerde girdi. Dünya Kupası üçüncülüğü, Erevizyon birinciliği, dergi kapaklarını süsleyen Cool İstanbul, Avrupa Birliği'ne katılma müzakereleri. Türkiye'ye bol yabancı sermayenin girdiği, enflasyonun tek haneleri düştüğü bu dönemde inşaat sektörü ekonominin lokomotifi haline geldi. Ülke büyük bir şantiyeyi andırıyor, bankalar ucuz konut kredisi vermek için birbirleriyle yarışıyordu. Türk lirası değerli, keyifler yerindeydi. Ama işler hep böyle iyi gitmeyecekti. 2008-2009 krizinden sonra özellikle Amerika da Fed'in müthiş bir parasal genişleme var. Kriz sonrasında Türkiye'ye ve diğer gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir kaynak girişi oldu. TL de ciddi bir değer kazanımına uğradı. Bu değer kazanımını 2013'lere kadar sürdürebildi aslında baktığınız zaman. 2013'lere kadar ve hatta 2013'ten sonra ciddi bir biçimde dolar cinsinden zenginleştik. Ama 2013'ten sonra yavaş yavaş bu süreç kendini ortadan kaldırmaya başladı. Baktığınız zaman enflasyonda da biraz hareketlenmeyi orada görmeye başladınız. Ama esas bizim bunu sonunu gördüğümüz yer 2018'de bizim yaşadığımız resesyon. Büyük bir döviz kuru şoku geldi ve enflasyonda bunu takiben ciddi bir artış oldu. Bu tabii ki 2009'lardan itibaren Türkiye'nin yaşamış olduğu, 2013'ten beri yavaş yavaş bu seyrini kaybetmiş olan insanların gelirlerindeki bu hissettikleri artışın bir anda tamamen sona ermesiyle sonuçlanan bir durum oluştu. Ama tüm bunların acısını en zor bölüme düşenler çekecekti. Açık olan son kredi musluklarına yetişenler kendilerini içeri atabildi. Yetişemeyenler dışarıda kaldı.
hızlandırılmış zamanda yolculuğumuzun burada sonuna geldik. Şok üstüne şok yetmezmiş gibi bir de virüsçük katıldı oyuna. Bugün nüfusun %93'ü kentlerde yaşıyor. Döviz kuru, faiz, enflasyon hepsi yüksek. Fiyatlar aldı başını gitti. Birçok oyuncu gibi Şüheda ve Furkan'ın da bu bölümü geçemeyeceklerini düşünmelerinin nedeni bu. Şimdi kiralar yükselince bizim kafamıza o bir an geldi. Acaba ev alabilir miyiz? Bu kirayı bu kadar vermektense üstüne biraz da koyup diye onu da alamıyormuşuz. O hayal kayboldu yani. Çoğu şeyi hatta keşke olsa da yapabilsek dediğimiz bir sürü şey var. Ve yine dediğim gibi iki kişi çalışıp iyi bir şirkette çalışıp ortalama üstü bir maaşla bunları yapamıyor olmak yani biraz umut kırıyor hayatta yani. Hep böyle mi gidecek? 10 yıl sonra da bunu mu yaşayacağız? Şimdi düşünüyorsunuzdur. Tamam da şimdi ne olacak? Bu bölümde sıkıştık kaldık mı? Yoksa bir çıkış var mı? Bilenlere onu da sorduk. Bu ekonomik tablo nasıl düzelir? Bu resime baktığımız zaman sadece eski kısır tartışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye'nin o eski dünyasına ait. Yani sermayenin buraya yağdığı efendim ya da işte belli bir ölçüde ilgisini kaybettiği ama Türkiye acaba daha onun ilgisini çekebilir mi, çekemez mi dediği hep bildiğimiz işte faiz. Başka da bir şey yok yani hani konuşulan. Bunun bir tek yolu var, verimlilik düzeylerinin artması. Bu da ancak ve ancak zamanla olabilecek olan bir şey. Ama bunun yanında tabii devletin daha fazla ekonomide yor alıp işte bu gelir dağılımı bozukluklarına da bir şekilde müdahil olması ve politikalarla bunları belirlemesi tartışılıyor. İşte vatandaşlık ücreti deniliyor, sermaye vergisi deniliyor vesaire bunların hepsi. Şimdi pekala Türkiye içinde yani bunların politika içerisine yedirilmesi yani ve bunların en azından tartışılabilir hale gelmesi son derece önemli. Ekonomide tüm bunların yapıldığını farz edelim. Peki konut krizini çözmek için ne tür politikalara ihtiyaç var? Kent mekanının bütünü bir piyasa haline geldi. Ve bütün bu yine kriz dediğimiz şeyler piyasanın krizi halinde konuşuldu. Toplumdaki dinamikleri, toplumdaki konuta erişememe problemlerini görmezden geldi. Toplumun farklı katmanlarını mutlaka dikkate alan ve bu katmanların mekandan ne beklediğini çok iyi analiz eden ve buna uygun çözümleri üreten ve elbette öncelikle dar gelir gruplarını, kırılgan grupları muhakkak önceleyen politikalar. Orta gelir grupları içinse bu borçlandırarak konut edindirme meselesinin ötesinde belki sadece kullanım hakkını uzun süreli kiralayabildikleri modeller. Yani bizde kiralık konuta ilişkin de hiçbir politika altyapısı yok. Muhakkak bunların da geliştirilmesi gerek diye düşünüyorum. Oyunun yazılımcıları umarız tüm bunları not almıştır. Çünkü bu bölüm epey kazık. Bölümü geçemeyip dışarıda kalan milyonlarca oyuncu var. Ve onlar dört gözle yeni bir update bekliyor.